Yani o milleti 94'te kurtaracaklar yani farklı farklı suçlardan. Bu Güllü Şeker, Yusuf Şeker de kokaincileri, işte milleti kaçırıp da tecavüz edenleri kurtarmaya çalışmış. Onların aralarında da çocuk sapıkları var zaten. Onun için bu Zeytinburnu Adliyesi'yle Bakırköylüler zaten bütün çocuk sapıkları, çocuk tecavüzcüleri, milleti kaçıranları hepsini kurtarmış para karşılığına. Bir de akraba olmuşlar. Cemil Şeker, o bir tane Gaziantep'lilerle işte bu çocuk sapıkçılar, teröristlerle evlenmişler yani. Onların da yöntemi böyle işte. Nerede oturuyorsan oraya yalandan bir bilgi paylaşıyorlar. Diyorlar ki Yılmaz Şeker de İspanya'daydı. Ha demek ki onun da işi var. Çocuk sapıklarından, organ mafyasıyla, milleti kaçırmakla, terör yapmakla falan. Öyle işte bu Yusuf Şeker, Güllü Şeker. Kim para aldıysa işte böyle bakacaksın. Kim 94'ten sonra benim ailemden akraba olduysa 4. ayın 11'inden sonra onlar bütün teröristler, çocuk sapıkları, çocuk tecavüzcüleri, organ mafyası, polis katilleri hepsi bu benim ailemden suç ortağı olmuş. Onun için bu Yakuplu'dakiler de uyanık ya. Ben bunları yakaladım çocuk sapıklığı yaparken. Çocuklara devletin çocuklarına tecavüz ediyorlardı. İşte kaçırılmış devlet adamların. Aynısı da Almanya'da da var işte bunların. İşte bu onun için ben bunu anlamıyorum ben. Devleti anlamıyorum. La oğlum sizin çocuklarınız orada tecavüz olmadı mı? Oldu değil mi? Heh. Siz nasıl gidersiniz de İspanya'da olmayan insanlara inanırsınız? Acaba onun için işte insanın aklına geliyor böyle. Demek ki onlar orada eğleniyormuş ki. Milletvekillerin, cumhurbaşkanlarının, çocukların isimlerini karıştırıp bana karşı yalan söyletmişler işte. Bunun da en ağır cezalandırılmasını istiyorum yani. Benim Türkiye'de şimdiye kadar hiçbir ikametim yoktu. Şeyde var, burada vardı işte Yakuplu'ya geldim 2011'de. Bir de baktım ki ne göreyim. Bütün benim yakaladığım çocuk sapıkları, milleti tecavüz edenler ne hepsi Yakuplu'da oturuyor. 2011'den 2023'e kadar da yalan söylemişler zaten. Zaten bunların çoğu da Almanya'da cezaevindeydi. Ben yakalattıydım Alman askeriye polisleriyle. Ondan önce de İspanya'da yakalattım bu çocuk sapıkları. Onun için bunlar işte işte nerede kalıyorsan o mahkemelere para basıyorlar, gidiyorlar iftira atıyorlar. Yani goya onlar beni yakalamış. Ben milletin çocuklarını tecavüz ederken diye. 94'te bak ne kadar uyanıklar. Hemi gidiyorlar Yaşar Dağlı'yla Yaşar Dağlı'yı kurtarıcı olarak yazdırıyorlar. Kendileri Yaşar Dağlı'yı Yaşar Dağlı koya o adamları kurtardı, o kadınları kurtardı diye kağıt kararname çıkarttırıyorlar. Binbaşıları son karar grubu oluşturuyor. İşte bu Kızıldağlılar Almanya'da, Türkiye'de, İspanya'da öyle milleti kandırıyorlar. Onun için ben de demek istiyorum ki şimdi ulan Cumhurbaşkanlığı işte 94'teki ya da zaten bu işlerin hepsi araştırmalar Cumhurbaşkanlığı üzerine gidecekti. Siz yani şimdi çocuk sapıklıklarını geçtiniz, affettiniz o çocuk sapıklarını. Size tecavüz edenler yani böyle diyeyim açık açık. Orada insan öldürüldü. Organlarını yediniz adamların. Hadi onu da geçtik. Vatikan'ı soymuşlar. Onu da geçtik. Vatikan'a girmeden önce Yugoslavya'da Mısırlıların tarihi eserlerini çalmışlar, tabutlarını çalmışlar. İspanya'da tabutları açıp açıp adamları yiyordunuz, karıları yiyordunuz, ölüleri. Almanya'da da aynısı. Hadi onları da geçtik. Siz teröristsiniz işte ki bu benim dediğim adamları tutuklamıyorsunuz. Uzun lafın kısası. Bir de durmuş onlar. Benim bahsettiğim kişiler yok ben ailemden oradayım şimdi diye yalan söylemişsin. İşte burada çocuk sapıklığı olanlar zaten bu Yakup'takilerin hepsi çocuk sapıklığı işiyle uğraşıyorlarmış. Organ mafyası, bu Nisan ailesi, Çiğdem Nesen ailesi. Yani oğlum bütün pisliğiniz ortada yani. İnsan yiyorsunuz, bok yiyorsunuz insanların bokunu yiyorsunuz. Ama o da insan yiyenlerin bok olması lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu yalanları nereye kadar sürdürmeye çalışıyorsunuz? Dosya 20-24-197E'ye bakın. Ulan sapıklar,
Kim gider bir tane kağıt parçasına güvenip de beni ihbar eder ha? Enayiler. Siz o Yaşar Dağlı'nın binbaşının kağıdını kıvırın kıçınıza sokun böyle. Onu kimse takmaz da. Enayi çocuk sapıkları. 4-5 yaşındaki çocukları almışlar. Çocuklara sapıklık yapıyorlar. Bir de gitmişler suç ortağı ülkelerine. Başka ülkeye. Orada onlar da mağdurdu diye gitmişler. Bir de Medikana'da ya da ne bileyim Almanya'da sahte rapor düzenlemişler. Onlar da tecavüz oldu diye. Bir de gelmiş burada bana artistlik mi yapıyorsunuz lan? Tüh, Allah belanızı versin.